Çıkıştan uçak süresim geldi dedim ama. Vallahi bak çakılırız ama olsun. Oğlum o kadar motive etti lan beni. Çok güzel. Ve de gerim gerim gerildim bak. Ya, Tom Cruise'dan fena. Çok iyi oyuncu. Oğlum Tom Cruise'dan çok ben gerilmişimdir o sahnelerde lan. Yok köşeler dönüyor diye bilmem. Abi ben onu dedim. Bu dedi biz Tom Cruise o sahnelerde şeyde simülasyon aletinde ne eğlenmiştir dedim. Ben de şey Tom Cruise dışındakilerden emin değilim de Tom Cruise hem yönetmen hem yapımcı zaten kendi şeyi yapıyor ya kendi çekmiş o sahneleri direkt arazilerde etraf sadece şey ben diyorum adam zaten bir filmin içindeki karakteri tamamen giriyor yetenek gerektiren ne zorunluluğu varsa hepsini yapıyor. Bir tane vardı ya katıldı işte Jimmy Kimmel bu bizim Jimmy Fallon değil de bizim adam Kimmel şey var ya genel olarak filmleri tanıtan. Aha. Diyor ki işte Google'da aratılan en fazla 5 şey falan filan oluyor senin Oğuzhan oradaki Kamil'in yaptırdığı gibi sordu işte böyle böyle diye. Tom Cruise olarak diye işte onundan 3. tekil şahıs olarak bahsediyor falan filan şey diyor işte bu film için atıyorum işte gemi sürdüğün doğru mu evet sürdüm eğitimini aldım bilmem ne yaptığın olur evet işte, övmek gibi olmasın ama kendin beğenmesen de şarkı markı yapmayı şeyleri her birçok enstrümanı öğrendim diye işte şeyi soruyor bu şeyle alakalı son şey olan Maverick'te işte zamanında fırsatın olmadıydı ya, o zamanki şeylerle falan filan diyor şimdikinde hem kendin yaptın yazdın yönettin falan filan sahnelerde çektiğin yaptığın oldu mu diyor o benim yüzümden görünen birinci görüş şeylerin hepsinde çektik diyor. Çok zorlandım ama çok da zevkliydi diyor. Adam o yüzden işte şey veriyor ona. Adamın bacağı kırılıyor. Devam ediyor koşmaya. Şimdi onu diyorum ya Mehmet abi ben gelirken onu dedim. Mission Impossible bilmiyorum daha ne kadar devam eder. Bu onu dedi Jim Carrey falan. Bütün ustalar tek tek gidiyor. Bu da ne kadar sürer dedi. Büyük ihtimal yaşlanmış bilmiyorum ama dedim. Şeyden ötürü dedim. Bu bir belli ya. Ya bu bir kesin bir haber değil ama dedim. Büyük ihtimalle benim hissettiğim düşündüm. Ya ister istemez her ne kadar 60-61 yaşında göstermese de senin dediğin gibi yaşlanmış yorgunluk var. Yaşlandı. Benim tahminimce 3-5 yıla kadar hafiften bırakma evresine evet girer de büyük ihtimalle Tom Cruise'un son filmleri şey olacak. Kariyerinin. Mission Impossible'lar. Aynen. Bir anda normalde pandemi dönünce çekmeye başladılar. Pandemide devam ettiler ama hazırladılar her şeyini. Niye 1-1,5 yılı öteye attılar? Bir anda normalde yılın sonunda yine çıkartabilirdi. Christmas zamanında falan. Ta öbür yılın niye Temmuz'una attı? Büyük ihtimalle bir de iki partlı çekti son filmi. Part 2'yi de büyük ihtimalle bitirecek. Ha o arada işte bir iki filmde daha gözükürse ki umarım gözükür. Büyük ihtimalle Mission Impossible kendi yaptı artık. Tamamen finalizeyle bitirecek büyük ihtimalle ya. 65-66 yaşında. Ya gerçekten adam helal olsun. Oyunculuğu şeyi filme kattı. Rustra'da kendi ilk filmdeki şeyi o adamı oynatmış. Babasının işte kimliğini şeyini yapmışlar. O çocuğunu da tekrar ve CGI ile gençleştirmişler yüzünü. Adam normalde yaşlı lan. O değil lan o çocuk şey. Onu değil. Yeni lan. Yeni Fantastik Dörtlüğü canlandıran olan o. Çok onu sen hiç mi görmedin? Birebir yapmışlardı. Ya, manyak. Birebir yapmış. CGI ile gençleştirebildikleri en fazla o Iceman'dı. O adam normalde biraz daha yaşlıydı onu canlandıran adam. Val Kilmer işte biraz daha şey yapmışlar yanaklarını belli ediyor zaten o. Botokslu gibi duruyordu zaten. İşte zaten bir de rolü gereği az bir rol vermişler adam işte hafif hasta olduğu için az konuşamıyor diye şey yapmışlar. CGI yok o oğlan tamamen şey o zamanında 36 yıl 38 yıl önce oynayan adama çok benzetmek için tipini benzetmişler. Abi, yani. Gerçekten özellikle şeyi çok güzel işlemişler pilotluk mevzusu için. Pilotluk mevzusunu ve uçakların teknolojiyle her ne kadar ilerlese de şey hangi filmdeydi ya savaşlar şeylerle kazanılmaz adamlarla kazanılır diye. Yine şey ya Pearl Harbor ya aynen. Kurtuluş günü ya da şey bunlardan biri ya. Çünkü savaşlar silahlarla değil adamlarla kazanılır. Ha Kaptan Amerika'da da olabilir. Ya savaş temalı bir yerde geçiyordu işte de. Orada aynen Kaptan Amerika ilk filmde. Yok direkt hatırladım. Orada da geçiyor da ana asıl ama dile getiren Samuel L. Jackson'dı. Avengers 1'de konsey üyelerine sokuklara şey veriyordu ya da. Son bir filmde mi? Yok ilk şeyde ekibi bunlar Tesseract'ı ilk kaptırdılar Loki'ye gitti ya konseyi topladı Nick Fury bilmem bir şey işte ne onu da savaşlar da şeyle teorilerle bilmem nelerle kazanılmaz yönetici biliyorum efendim askerlere de ondan sonra Kaptan Amerika'ya geçiş yaptı ya bir anda aynen, o da geldi beni de işte bırakmalıydınız suyun altında falan diye orada aynen geçiyor ama aynen genel olarak bütün savaş filmlerinde öyle filmde yani de devamlı üstüne vurdukları o yüzden yani uçak yok teknolojik olarak ne kadar şey olsa da diyor asıl marifet yani uçakta alette değil pilotta yani canım. Onu ya, kim kaldıracak? Mesela şeyde de var. Bak o filmi de hatırlayamadım o şeyin geçti. Diyor ya
normalde bir yapay zeka veya bir bilgisayar şeyiyle alakalı diyor ya, bir normalde bir anlık kararı bilgisayara şeye yaptıramazsın. Bir pilotun diye verdiği şeyi diye. O Sokan, ha o da şey lan yine. Iron Man 1'de. Rudy'yi canlandıran adam vardı ya, sonra değişti. Tabii. Zaten bir daha gelme. O dedi ya bizim Tony'nin. Ki Arapların elinden kurtulduktan sonra geldi. Sivillerdeki şeye dönüyor mevzu yine. İşte. Kaptanın dedi. Ya yapmak istediğimiz bir şeye izin vermezlerse ya da yapmak istemediğimiz bir şeyi bize zorlarlarsa i̇şte, dediği gibi. Orada eğitim veriyordu ya, evet, hava pilotlarına. Hani, Rudy. Temiz değil. Temiz değil mi dedi? Güvenli değil mi dedi? Ellerimiz tamam. En güvenli, daha doğrusu şey değil. Yine en güvenli. Hayır şey dedi. Tamam, diğerleri kadar masum olmayabiliriz dedi ama yine de en güvenli eller bizimkiler dedi ya. Kendi ellerimiz diye. Onu da çok değiştirdiler orada. Ya ama orada işte ilk Rodi'yi bir kez canlandıran adam bir daha gitmedi ya hava şeyinde. Bizimki işte mahsur kaldıktan sonra kendini toparlayınca geldi yanına. İşten ayaktan elini kesince. O Bedaya'ya güvenip o da sikti attı zaten ortanın anasını. Şey dedi işte. Normalde bu şeyleri yapan yapay zekalar ve teknolojiler var dedi. Oradan da zaten gönderimi yapmışlar tabii ilk filminden yapay zekalar da. Ama diyor bir olay anındaki direkt reaksiyon olarak bir pilotun ne bileyim korkudan bile olduğu o beslendiği duygudan yaptığı şeyi onu programlayamazsın diyor ya. Onun ileri görüşlüğü, tahmini, şey olması falan filan diye becerisi. Yapay zeka Maverick'i bırakırdı orada. Trevor filmde zaten onu demişler. Teknoloji ne kadar işte çok acayip uçaklar gösterir hala aktif olan işte daha gösterir. Ama gene de pilot. Dedim işte ya, kullanan kişi önemli. Geçek sol alan hazır araba gelmek. Yürü yürü. Kullanak bu boşluğu. Şu anda sağda bir bok yok şimdi. Amerika'nın elinde F-35'ler var. Phantom 35'ler var işte. Yani ki burada F-14'ü gösterdiler. Ki ilk film fosil garibim yazık şey var ya Cem Yılmaz'ın ne olur bana dediği gibi şeydi. Şey, ya zaten uçağın ne kadar yaşlı eski oldu şeyden alındı. Bunlar ambardan çıktılar da pilotların üstünü geriyen hava camı oluyor ya, koruma camı. Yarım saat inmedi ama iniyor kalkıyor. Bizim herhalde kapanmayacak. Çünkü onda o nasıl kedi lan, mısır kedisi gibi tövbe yarabbim. Çünkü o tarz uçak hızlı giden şeylerde en ufak bir kaçak olduğunda zaten patlıyorsun yani direkt. Basınç. Çok iyiydi ya. Çok iyi göstermişler. Ya arkadaşlar çok değişik bir giriş oldu direkt olaydan da zaten konuşmalardan da şeyden anlayacağınız gibi Maverick'e geldik Top Gun'a. Ve ben dediğim gibi Tom Cruise olduğu zaman hiç bakmıyorum. Direkt gidiyorum %100 iyi olur diye. Her zaman iyi oluyor. Sadece şey üstüne ben de demedi biz bildiğimiz için. Ben bunun 36 yıl önceki dün dedim filmini kulağıma gitmedim. Bunu. Dün dedim ya. Ya adam demiş arada kaynamış işte. Ben bunu şey sanıyordum. Bayağı böyle 36 yıl önce o 86 yılında yapılan film mi? Remake'i yeniden baştan canlandırılması falan sandıydım. Meğerse o yıllar önce yapılan filmin bayağı konu olarak devamı niteliğinde çekilmiş. Kaldığı yerden devam ediyor. İlk filmde Tom Cruise karanlıkla mı öğrenci aslında. Bu filmde eğitmen olarak geliyor mezun olduğu Top Gun'a. Devam etsin. Ya işte o yüzden ben ona pişman oldum izlemedim. Bir sıkıntı olmazsa vardığımızda izleyeceğiz şimdi. Tam kaldığı yerden devam ediyor. Zaten o da çok sevilmiş dediğim gibi. Şey ben Top Gun'ın zaten bu de yüksek. 7.4 mü 7.5 mi öyle işte bir şey. Onu diyeceğim. Bununla alakalı. Ben zaten yıllardır böyle bir şey görmedim. Takip ediyorum. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hem IMDb'de hem Rotten Tomatoes'ta yüksek olan. Yazanların hepsinin gençlik, çocukluk veya hani yetişkinlik, ilk gençlik çağlarının veya orta yaşlı hallerinin filmi. Ya diyorum ya. Bugün 50 yaşında olan biri için o dönemlerde gençlik yıllarının şey 15-16 falan. 20'li yılları işte, 20'li yaşları. Ya ondan diyorum ya, normalde zaten bir film ne kadar bekleniyor olsa da sondan emlerde zaten en ravaşta olan rahmetli Stanley sağ olsun. Kim biliyordu Top Gun'ın çıkacağını? Onu diyeceğim işte. Son dönemlerde özellikle son 10-15 yılda rağmen istenliği sağ olsun süper kahraman filmlerine çok revaş oluyor. Direkt böyle kült seriler dışında. Yani bazı yerlerde erken şeyine girdi. Biz bir de perşembeden bir gün önceden girdik nasıl olduysa. Yarın gözüküyor. Normalde vizyon tarihi işte, Türkiye'de yarın gözüküyor. Bir anda yani normalde filmin ilk önce gala gösterimi işte özel gösterimi olmasının dışında hayranlarla normal işte insanların izleyeceği tarihle beraber veya bir hafta sonrasından işte 50, 75, 100 kişiye falan ulaşıyor yani uzman görüşü olarak. Daha işte erken göstermen direkt bir anda bir baktım Viewers diye yazıyor satın o Rotten Tomatoes'un solda o domates şey olan. 150, 175 falan o civarda yani bir uzman görüşü yani göstermişler ve %100 de girdi dediğim gibi. Ve sadece bir hafta geçen sürede sadece %2 puan düşmüş, kırmışlar. %100'den 98'e düşmüş. Yani muazzam bir şey bu Rotten Tomatoes'ta bile. Bir de üstüne zaten artık büyük ihtimalle hayran şeyler de hafiften erkenden girenler olduğu için ilk haftasının bitmesini bekliyor Rotten Tomatoes. Büyük ihtimalle o mısır patlamış mısır şeyi de
Tamam %100 girmez ama 90'ın üstünde olur kesin. 98'e 90 olsa mükemmel bir şey. IMDb'de de dediğim gibi önceden şey oldu. Yine bir saldıran sokukları olmuş ama yine 8 civarında girmiş. Yani hem ikisinden bir bu kadar yüksek şey görmesi. Ha hasılatı ne kadar olur bilmiyorum ama ben umurumda da değil. Zaten Tom Cruise'un bunu bayağı kendi sevdiği işi bu kadar yıllar sonra çekmesi. Zaten müziklerine diyecek bir şey yok. Yine zaten Hans Zimmer'i gördük biz. Dedik ha, kesin müzikler bizi şey yapacak ya. Bir Lady Gaga vardı. Üçüncü bir kişi daha vardı ama onu tam o, dikkat edemedim. O şey, zaten ama, film Amerika. Direkt şey büyük ihtimal dediğim gibi izlemediğim için bilmiyorum ama zaten o tınısı bilirsiniz ya direkt duyduğunuz anda fark edersiniz bayağı 80'lerdeki Amerika'daki bu bayağı sevilen aksiyon hero'ları, kahramanları, furyası vardı. Yani bayağı 80'lerde çekilen aynen, aksiyon filmleri, Sylvester. İkili şeyler. Aynen yani Arnold Schwarzenegger'ın oynadığı filmler, genellikle Terminator'lar. Bruce. İşte Sylvester Stallone'un efsaneleşmiş Rambo. Ondan sonra acaba Bruce Willis'in Die Hard serisi ki bu bildiğiniz gibi bir yıl kadar önce Jot Mobile oynadığım oyuna gelmişti 80'lerin aksiyon hero'ları gibi. Yani müziğin tınısı bayağı yani sizi o yıllara götürüyor. Direkt belli o aynı müziği kullanmışlar. Birazcık düzeltme yapmışlar belli ki. Ondan sonra zaten Hans Zimmer'in o tınıları. Genel olarak Hans Zimmer zaten adama kesinlikle şey dediğim yok. Adam zaten üstad. Her müziğinin ama mutlaka birbirine benzer tınıları oluyor. Sanki o bir nevi kendi müziğini kullanıyor. Ressamların olur ya o dokunuşa ne deniyor bilmiyorum. İlla bir yere ufacık gözle görülür bir imzalarını atıyorlar ya o hesap yani. Görürsün o. Aynen işte. Sürrealizmi hani gerçek dışıcılığı. Hani onu bir tane var ya şöyle yapan tablosu mesela. Ya onu diyeceğim bazı büyük işte ressamların kendi resimden attıkları ufacık resim imzaları oluyor. Hans Zimmer'in de öyle yani. Her müziği yani Son Samuray'dan şeye kadar yaptığı bütün müziklerde mutlaka bir tını benzerliği oluyor ama gene de adam mükemmel müzikler yapmış. Yani soundtrack şeyi çıkarsan kesin 20-30 tane vardır yine filmlerde. Var mıdır ki lan? Vallahi benim biyografisinde gördüğüm kadarıyla dediğim gibi IMDb'nin eskiden iyi oldu. Son zamanlarda sapıttı ama gene de bazı adam akıllı şeylere sahip çıktı derim. Mesela bak Christopher Nolan'ınki bayağı kültleştiği için adam bir de 3-5 yıla bir film yapıyor. Yani yaptı mı tam yapıyor. Monster'ı kesmişler ya. Otobüstekiler duruyor ya. Siktir et onları ya. Adamın 7'den aşağı filmi yok mesela. Ona da saldırı olmuyor Nolan'ınkinden. Tarantino'nunkinden. Öyle yani kültleşmiş. Tom Cruise'un da öyle. Ben 6.5'un altında filmi görmedim. Ki o 6.5 olsa bile dediğim gibi sırf inadına zaman geçmesine rağmen geçmişe gidip oyla ilgileri vardır illa ki izlemedim. Ama dediğim gibi ilk defa bakmadan geldiğim ve devamı olan bir filmi izledim. Ama şöyle ki ben bile yani sadece ismini şeyini biliyordum bazı karakterlerin işte anımsar böyle şeyleri oluyordu flash görüntüleri gibi ama hiç yani şey çektirtmedi ya Mehmet abimle beraber hiç izlemediğimiz için sana da olur mu? Yani kopukluk oldu mu? Hiç hissetmedim. Sanki yeni baştan bir hikayeymiş gibi gösterdi. Mesela direkt jeton şeyde düştü. Filmin ikinci dakikasında yazılar geçer geçmiyor müzikle. Bizim Tom Cruise hangarda işte kendi bir tek motorlu uçağını yapıyordu. Klasik yani bayağı böyle emekli olmuş asker hangarı almış kendine havacı. Klasik. Havacı orada bir tane. Donanma askeri aslında. Donanma. Ya işte Amerika'daki çoğu zaten en taşaklı askerler donanmadan çıkıyor. Evet, Frank Castle böyle. Adam donanmacı yani denizci piyade olarak geçiyor ama yani kara hava her yerde götürüyor adam. Çünkü o hesap. Deniz şeyi nasıl diyeyim yani. Ya denizcilerinki sağlam deniz, oluyor. Onlarınki daha bir ağır oluyor ya. Deniz o geminin daha zor eğitimlerden geçiyorlar. Kullanacaksın alet edevatını, zincirini, silahını. Yani o yüzden direkt şey oldu. Bizimki bir kendi çalışma masasının önünde bayağı böyle bir olur ya bazı genel olarak Amerikan tarzı filmlerde. Aynen fotoğraf duvarı masanın önünde bir gördüm. Lan dedim eski filmdeki sahnelerin bayağı o gördüm işte etraftan izlemeseniz de karşınıza çıkar ya. O gördüm. Ha dedim lan bu devamı. Bir de yeni olanı gördüm işte o Fantastic Dörtlü'nün bu 2015'te yapılan bir uyarlaması vardı. Ne yazık ki tutmadı. Oradaki olan arada birkaç filmde oynadıysa oynadı bilmiyorum ama Reed'i canlandıran olan. Burada da oynatmışlar. Zaten bayağı bir şey olmuş. Umarım bayağı güzel projelerde de gözükür. Kadro seçimi çok iyiydi. Ah. İzleyeceklere yegane tavsiyem. İlk filmi izlemediyseniz mutlaka ilk filmi izleyin. Hani çünkü hani Amerikan sinemasının 80'lerdeki başarısını da o filmde göreceksiniz. Benim canım sıkılmadı. Aman burasını da böyle yapmışlar demedim. Ulan senaryoda bir kopukluk desem yok. Hikaye çok güzel işlenmiş. Devam olsa bir daha. Yani, filmi açtan
Bir de şey yani. Ve de... Dur lafımı unutma. Bir de şeyi yapmışlar. Çünkü ya şimdi diyorlar ya. Ulan biz de eğitimini alsak yaparız. Ulan uçak uçurmak ne var? Araba gibidir diye. Bir de adamlar size yani araştırırsanız illa onun yani uzman kişilerle çalışıyor zaten Tom Cruise. Özellikle son 10-15 yılda artık iyice yapımcılığını yaptığında. Ulan anasını satayım. Geç bir geç uçağı, geç geç geç. Bir uçağın içinde bin bir çeşit düğme, bin bir çeşit şey. Göstergeler bir de işte neler. Yıllarca şey yapıyorlar diyor. Dedim ki ben de çok sevmiyorum Amerikan propagandası olan şeyleri ama yani genel olarak yapıyorlar. Bu aslında hayır demek istediğim gelmeye çalıştığım şey şu. Bizimkilerde de yok mu yani bir tane uçağı kaldırırken uçağın dışında 100 kişi uğraşıyor. Yani sanki bir tane film, sinema filmi, bir tiyatro çekilirken aslında sahnede olan kişi değil de perde arkasındaki aslında ekstradan çalışan gözükmeyen gizli kahramanlar derler ya 50-75-100 kişi. O hesap ya abi adamlar bir uçak kaldıracaklar 50 kişi bilmem ne hazırlığını gösteriyor. En ufak bir tanesi böyle oluyor ya bizim Türk filmlerinde işte Deli Ormanı'ndan örnek vereceğim. Biri unutuyor haber gelecekken sesini vermiyor. Orada işte TBMM'de bakanlar kavga ederken sesler olup işten atılmasına benziyor oradaki göndermesi gibi bir cakalaydı. O hesap yani yakıtını kontrol ediyor bilmem nesini kontrol ediyorlar falan filan. Bir de bilmem bir projeyi devam ettiriyorlar. Neymiş? Başarısızlık bilmem ne. Bir de uçak terimiyle 10 maka. Artık ışık hızı süpersonik falan filan diyorlar. Ona ulaşmadı mı? Ona ulaşmadı mı baya? Bir bak 10 mak neymiş ne kadar hız yani. Ona ulaşmadı mı projenin işte gelirini kesip enstitüyü kapatacağız diyorlar. Yani sokuklar. İnsan yönetimiyle bir uçağın 10 mak dedikleri o birim uçuş hızına ulaşamayacağını düşünerek deniz şeyle fersa falan filmin başında İşte bizim Tom Cruise'un yani Kaptan Maverick'in kendini çalıştığı bir projeyi sonlandırmaya karar vermiş Pentagon. Birçok kişi de işsiz kalacak. Birçok kişi de o yüzden işsiz kalacaktı ve de işte belki de geri göreve çekileceklerdi. Belki de istifa etmek zorunda kalacaklardı. Bizimki onu kanıtlama üzerine başlıyor zaten hikaye. Oğlum piş yani. Ne kadar? Hitler'i şeyinden biriymiş. Hedeflerinden. Kaç? Ulaşma hızı yok. Şey yok. Yani bir karşılık terimim yok. Hiçbir radar sisteminin yakalayamayacağı bir hız. Hız. Oğlum yanıyor lan. Lan zaten yanlıydı. Uçak yanma mı? Hayır uçak değil o. Özel bir uçak. Özel bir uçak işte. Ya işte o. Normalde bir de tabii yarabbim ya, şeyini buldular şeylisini arıyorlar şimdi ağzımı bozduracak tam 10 istiyorlarmış yani onun bir küsuratı varmış işte 9.9 olmayacak 10 olacak 10.1 10.2 yani normal yapacak fazlasını yapabilirsen de yapma yani. Bizimki de bayağı zorladı deli dolu olduğu için herhalde. Çıkınca uçağın dayanması yani işte yani. Aynen onu da gördük niye istemediklerini 10 maka geldi herkes coştu amiral falan Tonga amiral dedi ona kodumun çocuğunu kovacaktım ama yaptı fiş neyse bir az daha dursun falan triplerine girdim ki o da eski oyuncular bizimki de duramadı deli dolu olunca o bir virgülü attı oradaki bir de klasiktir Amerikalılarda şimdi ırkçılık olmasın her zaman severiz siyahi bir abimiz vardı komutan ah dedi bu kesin başladı amına benim bir bok yapacak diye 10.1 10.2 dedi 10.3'e bir geçti uçak dedi Tom abi Allah'a emanet herkese benden müsaade uçağın kanadı yanmaya başladı canları çatladı bir şey oldu falan filan her yeri ötmeye başladı Tom Cruise dedi sıçtı keşke yapmasaydım falan anladım, ondan sonra bir karar mı oldu tamam. Bizimki filmin başlangıcı Amerika'da yine bir yere indi ama konumdan çok uzak bir yere çünkü o kadar hızlı bir şeye geçti ki tepeden çekim almışlar artık nasıl yaptılarsa. Yani kalktığı pistten gizli o Kaliforniya mıydı ilk yer? Kaliforniya. Ya da ikinci yer miydi lan o gittiği San Diego Kaliforniya ilk yer başka bir yer miydi? Neyse işte bulunduğu yerden bambaşka bir tane böyle oralarda meşhur ya İngiltere'deki işte taraftar barları falan oluyor. Sadece taraftarların girdi. Kafe bar gibi. Bayağı yani yol üzeri motel tarzı bir ufak bar gibi bir yere girdi. Herkes kapı açılınca saçlı sakallı abiler, kovboy şapkalar falan ufak bir teyzeyle çocuğu da yemek yiyordu. Bizimki uçuş kıyafeti var, kaskı da kurtarmış ama yanmış yani bayağı böyle ameliyana gibi mahvolmuş. Saç baş dağınık geldi, bir tane servis eden abla vardı. Tom Cruise'la yaşatma biraz. Onun elindeki hiç konuşmadan böyle parmağıyla şey yaptı. Teyzen de anladı su olduğunu, alıverdi kocaman bir ebesinin nikahı kadar yani büyük su bardağı. Bayağı tek attı, ciğerimi yeri yanmış susuz zaten o da ben gibi susuz olmuyor. Hiçbir şey demedi. Milletten de ses çıkmadı. Ondan sonra bizimki durdu. Neredeyim ben diye o ufak çocuğa doğru döndü. Dedi. Çocuk da direkt dünyadasın dedi. Herhalde de bu sokuk uzaylı uzaylı diye. Yani bir konum da vermedi. Lokasyon da vermedi. Orada bitti. Çok iyiydi ama ya. Bir de yanmış yağmur. Uzay kaskı direkt. Yani işte. Direkt canım o şeyi G kuvveti. Yani filmin başlangıcı böyle ve de film hiçbir şekilde bir eksiksiz. Harika öyle bir ya. Sürükleyici ki yemin yani diyeceğim. Filmdeki birçok aksiyon sahnesinde uçakla yapılan aksiyon sahnelerinde romantizm var güzel işlemişler onu var böyle her şey tadında ama seni merakla cinsellik sıfır mesela sıfır evet oğlum asker şeyi terimleriyle doluyor o yüzden seni çok iyi.
Yani oraya... izleyeni ekrana kilitleyecek bütün aksiyon, terimler, işte görev odaklı bir senaryo işlenmiş ve de yani o aksiyon sahnelerinde, uçaklı aksiyon sahnelerinde ben neredeyse Tom Hanks demişim ben. Pardon. Tom Hanks'ı anlık. Tom Cruise kadar var ya bak. Tom Cruise'un filmde göreceğiniz hali kadar gerim gerim gerildim. Yani sanki uçağı o değil de ben kullanıyorum. Hatta şu anda uçak süresi bile var. Yani o kadar gaza geldim. Çok sağlam film ya. Az önce de söyledim. Çok sağlam. Yani filmi izleyecek olanlar sinemada veya ki kaçak olarak. Ki mutlaka ayağının bulundukları falan varsa benim yıllardır içimde ukde kaldı. Amına koyacağım şimdi Isparta'nın da sövdürecekler. Mutlaka imkanınız varsa IMAX, Dolby Digital'de izleyin. Yani mükemmel aynen, olacak ya. Aynen, o filmin ağzını daha fazla tutur. İlk filmi mutlaka izleyin. Çünkü hani bağlantılı ve ilk filmi de dediğim gibi biz hard disk arızalanmadan önce hani film arşivi yapıyorduk. Yine yapacağız. Hard diskin gelmesini bekliyorum ben. 1980'lerde özellikle hani Amerikan filmlerindeki o havayı ilk filmde sezeceksiniz. Bunda da var. Çok güzel işlenmiş. Müzikler, ama tabii şey teknoloji artık ve yenilikler. Mesela donanma subaylarının kıyafetleri günümüze uyarlanmış. O dönemki daha farklı olduğunu da göreceksiniz. Ve mutlaka hani ilk filmi kesinlikle izleyin. Çünkü ilk filmi ya şuradan kopukluk olmaz. Hani bir şeyi kaybetmezsiniz. Çünkü ikisinin de konusu farklı şey olarak ama ilerleyiş ve bağlantı kurabilmek açısından gerekli. Hani Tom Cruise'un hangi aşamalardan geçtiğini. Benim hani aslında ilk filmdeki ile ikinci filmdeki bazı karakterlerin benzerliğini hani rol olarak. Evet. Hani o şey orada hani İşte bir rol var, onu oynaması gereken bir kişi var. Aynı benzerini ikinci film içinde bulmuşlar. O yönden hani güzel bir film. Beğeneceğinizi umuyoruz. Dünkü filmden sonra Serhat'la ben bu filme şu anda hani böyle eridiler bittiler ikisi de. Ya dünkü filmi de itin götüne sokmayayım. O kadar berbat bunu yalan koydum. Keşke gelmeseydik demedim de. Farklı bir yanı açmışlar. Sadece sonunu daha iyi bağlayabilirlermiş. Evet, yani. Çok basit oldu yani. Korkuyor gibi yani, çok azdı. O şunu diyeceğim. Beni biliyor musun? Abim dün genel olarak daha çok videoda şey olduğu için ben de onu hadi çağırmayayım. İkinci kısmını o genel olarak anlattı. Tekrar tekrar üstünden geçmeyeyim. Ben genel olarak zaten spoilerla paylaşıyorum. Yani şey olmuş. Musallat olan yaratık çok güçlü, kuvvetli. Bayağı böyle silahlı, teçhizatlı her şeyini takım elbiseli papaz, doktor, rahipler gidiyorlar. Silah falan da çekmişler. Her şeyleri var. Kitapları var, İncil'leri, kutsal sular da vardır illaki. Adam hiçbir şey... Adam hiçbir şey tınlamadı. Bir tane işte hani, tamam kutsal mızrak var. Ne kadar kız biliyorsunuz bilmiyorum hiçbir ama. Şeysiz, güçsüz kız saplıyor. Edim ölüyor. İsa'nın kanının bulunduğu bir silah var. Bunu işte Conjuring evrenindeki Nun'la da yaptılar. O aldı da kız böyle Vera Farmiga'nın kız kardeşi olan. Yüzü de benziyor. Baya böyle... En güzel örneği Konstantin filmindeki. Ha tabii canım o tabii bizim şeyin Cameron'ın sigil. Ama çok güzeldi ya. İnsanın karnına alıyor böyle Nun'un suratına. Oh, Jim Carrey'in hesabı kırk kırk yavrum. Sürekli izlesem de insanın tekrar izleyesi geliyor. Konstantin iyiydi canım. Ama yalan yok bunu da tekrar izlerim. Tabii canım illaki. Neyse arkadaşlar siz de izleyip görün. Mükemmel bir filmdi. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.